Fatma Giriğin bakıcısına suç duyurusu. Usta oyuncu Fatma Giriğin yeğeni Fatma Ahu Turanlı, Giriğin bakıcılığını yapan Türkmenistan uyruklu Gozal Yazyeva hakkında koronavirüs belirtileri gösterdiği halde Giriğin bakımına devam ettiği iddiasıyla avukatı Taşkın Kurt aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik, 24 Ocak'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Giriğin yeğeni Fatma Ahu Turanlı, avukatı aracılığıyla Giriğin Türkmenistan uyruklu bakıcısı Gozel Yazyeva hakkında koronavirüs belirtileri gösterdiği halde Giriğin bakımına devam ettiği iddiasıyla, bakıcı hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Fatma Giriğin bakıcısı Gozel Yazyeva'nın bizzat kameralar karşısında Giriğin ölümünden sorumlu olabileceğini, hastalık şüphesi taşımasına rağmen kendisinin bakımını yapmaya devam ettiği anlatıldı. Dilekçede, Giriğin bakıcısı Gozel Yazyeva'nın hastalık şüphesi bulundurduğu, işe gelmeden önce devlet hastanesinde ücretsiz olarak PCR testi yapma imkanı varken bunu yerine getirmeyerek gizlediği ve cenazenin defnedildiği son aşamaya kadar birçok insanı riske attığı kaydedildi. Suç duyurusunda Gozel Yazyeva hakkında, tedbirsizlikle ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma, suçundan cezalandırılması ve sınır dışı edilmesi talep edildi. Malumunuz son dönemde Fatma Girik hakkında yapılan, özellikle ölümünden sonra yeğenine itham noktasında çok ciddi bir takım girişimler var. Bizler de bugün adli girişimleri yaptık. İddiaların odak noktasında malumunuz Fatma ablamızın son dönemde bakıcılığını yapan Gozel Yazyeva isimli bir kadın. Bu şahıs özellikle bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlarda son derece ağlayarak, timsah gözyaşlarıyla bir takım ithamlarda bulunmuştur. Bu şahıs hakkında biz de suç duyurusunda bulunuyoruz. Çünkü malumunuz yaşanılan süreçte herkesin temel yükümlülüğü hasta olduğunu hissettiği anda öncelikle kendi testini yaptırmak, kendi tedbirlerini almaya çalışmaktır. Maalesef bu hanımefendi bu özeni göstermedi. Bununla yetinmeyip Fatma Hanım'ın yoğun bakıma alınmasının ardından 21 Ocak'ta yaptırdığı testin pozitif çıkmasına rağmen bunu sadece o biliyormuş. Bizler çok yeni öğrendik. Testin pozitif çıkmasına rağmen 27 Ocak'ta Teşvikiye Camii'nde ve yanlış hatırlamıyorsam 28 Ocak'ta da Bodrum'da yapılan cenaze törenlerine katıldı. Taziye evinde bulundu, dedi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.